Tokatlılar adını, sık dişini helası olarak biliyor. Anadolu'nun ilk umumi helası, su ve temizlik müzesi olarak, Tokat'ta hizmete açılmak için gün sayıyor. 15. yüzyılda yapılan ve uzun bir süre depo olarak kullanılan Sulu Sokak Çarşısı'ndaki tarihi mekanda, Tokat Belediyesi tarafından restorasyon yapıldı. Birhanedurun'daki yapı, yaklaşık 3 yıl süren çalışmanın ardından, turizme kazandırıldı. Mülkiyeti Tokat Belediyesi'ne ait olan ve döneminde Selçuklu Veziri Ali Tusi tarafından imar edilen tarihi yapı, su ve temizlik müzesi olarak hizmet verecek. Tarihi mekanda o dönemde kullanılan su yapıları, tuvalet taşları ve kanalizasyon sistemi sergilenecek. Zeminindeki su kanalları korunarak, insanların gezebilmesi için temperli cam kaplama yapılan müzede ibrikler, su muslukları gibi eski eşyalar da yer alacak. Tokat Belediye Başkanı Başkan Eroğlu, sık dişini helasının, heladan müzeye uzanan serüvenini bakın nasıl anlattı. Aram parasından uzak. Burasının halk tabiriyle ismi sık dişini helası diye geçer. Tabi Osmanlı döneminde ise Şeyh Tusi yine helası diye geçen bir yer. Ecdadımız o kadar ince ki bakın böyle münferiden yani sadece kendine has özellikleriyle burada insanların ihtiyaçlarını gidereceği, el yıkayacakları ve yine tuvalet ihtiyaçlarını giderecekleri bir yer yapmış. Ve o döneme ait başka hiçbir örneği olmayan bir yapıt burası. Sadece Tokat'ta ve sadece hela olarak yapılmış. Ve ta ki 19. yüzyılın sonlarına kadar da bu yapı hizmet vermeye de devam etmiş. Tabii ki bu yapı Selçukluların Tokat'ta yapmış olduğu çok önemli bir altyapı çalışmasının tam da üzerine yapılmış. Zira bura şehrin en merkezi yeri olduğu için Selçuklu dönemlerinde burada bir çift at koşumunun da koşabileceği şekilde büyüklükte altyapılar var. Ki halen de bunlar şu anda gözüküyor, korunuyor. Tam bunun üzerine bu helayı inşa etmişler. Ve inşa ettikleri zaman da burası çok yoğun bir şekilde kullanılmış ki buna dair kitabelerden, tarihi yine yazılardan bunları görebiliyoruz. Çok yoğun bir şekilde de kullanıldığı için de ismi halk tarafından da sık dişini diye tabir edilmiş. İlk etapta biz burada kamulaştırma yaparak evleri kamulaştırdık ve etrafını açtık. Sonrasında ise restorasyon çalışmalarıyla yaklaşık 1,5 yıl sürdü. Etrafını yine topraklardan arındırdık. Yine içerisindeki toprak yığılı bütün buradaki hafriyatı aldık ve ciddi bir hazine çıktı. Bir baktık ki altlarında o eski Osmanlı ve Selçuklu'ya ait olan pöhrek dediğimiz altyapılar çıktı. Kanalizasyon hatları ortaya çıktı. Yine altlarından çok ciddi taşlar çıktı. Yine o döneme ait olan fıskiyeler yani bu musluklar dediğimiz musluklar. Ve buna benzer daha birçok objeler çıktı ki bunları da şu anda bu müzemizde sergiliyoruz. Ve biz hemen aklımıza burayı bir müze haline getirmek geldi. Ve ismini de Su ve Temizlik Müzesi adıyla da bir fonksiyon vererek de bir müze haline de dönüştürdük. Buraya insanlar geldiği zaman şunu görüyor. Bir defa eskiye dair tuvalet taşlarını ve yine eskiye dair o altyapı hizmetlerini nasıl yapıldığını bununla beraber yine temizliğe dair buradaki objeleri ve bu anlamda geçmişten günümüze ulaşan bu kültürü ortaya koyan bir müzeyi burada görebiliyorlar. Müzemiz yaklaşık birkaç hafta ancak oldu biteli. Teşhiriyle, tanzimiyle ve her türlü etrafındaki peyzaj çalışmalarıyla beraber yaklaşık birkaç haftadır ki müzemiz açılır hale geldi. İnşallah çok yakın zamanda biz burayı da inşallah hizmete açıp açılışını yapıp Tokat'ın da gelip ziyaret eden insanlarına ve yine dışarıdan gelen birçok yerli yabancı turistlere de bu yapıyı da göstererek o ecdadımızın o güzelliğini, inceliğini, zarafetini nasıl ve insanların ihtiyacını gidermek için ne gibi düşüncelerle bu işleri yaptığını da ortaya koyarak medeniyetimizde de iftihar edeceğimiz bir müzeyi de böylece Tokat'ı da kazandırmış oluyoruz. Ben müze olarak da bir ilktir diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir herhangi bir araştırma yapmadım ama herhalde ilktir diye düşünüyorum.
yani Su ve Temizlik Müzesi isimli bir başka müze herhalde yoktur. Evet. Kanaatindeyim. Ve bu da belki diğer taraftan ecdat nasıl ki ilk 1400 yıllarda böyle bir eser yaptıysa, şimdi onların torunları olarak bizler de bir ilk müze olarak da burayı yaptık. Tüm insanların hizmetine de ve gezmesine de ve böylece burayı da keşfetmesine de inşallah vesile olacağız. Su taksim taşı, yani basınçlı gelen suyu öncelikle basıncını azaltıyor ve 3 bölmede 3 ayrı yere suyu taksim etmiş oluyor. İşte altyapısıyla ilgili biraz önce şurada da gezerken gördüğümüz anlamda köhrekler bunlar da.